LGS'ye son 11 gün, 11 gün sonra inşallah hayallerimize kavuşuyoruz ve çalışmalarımızın karşılığını hayırlısıyla alıyoruz. Günün sözüne baktığımızda Stephen Richards diyor ki başarı ancak siz ona erişmeye başladığınızda ulaşabileceğiniz bir yerde olacaktır. Gerçekten de erişmeye başlamak ne demek? Yani gayret göstermek demek. E biz de gayretlerimizi gösterdik, denemelerimizi çözdük, sorularımızı çözdük, yanlışlarımıza baktık. Artık başarı bizleri bekliyor. Günün yorumuna baktığımızda hocam hedefim derece serisinin devamı gelsin. Arkadaşlar tabii ki gelecek ama şu anda sınava az bir süre kaldığı için ve tabii ki de sadece birinci dönem konuları olduğu için Milliyetin Bakanı da ne zor ne kolay geçen sene gibi olacak dediği için Hiçbir şekilde endişelenmenize gerek yok. Öyle derece serisine benzer sorularımızı bizim zoru bankalarından, doz denemelerinden, geri sayım denemelerinden, LGS ana denemelerinden de çözerekten de halledebilirsiniz. Endişelenmenize gerek yok. 81 netle 80 net, net arasına gidip gelen biri LGS'den full yapabilir mi? Yapabilir. Sadece matematiğim kötü hocam. Genel kesici denemelerden alıyorum. Şimdi matematiğin biraz zayıfsa tabii ki matematik düzeltmesi Türkçe'yi, inkılap tarihini, İngilizce'yi, fen'i düzeltmekten biraz daha zor oluyor. Bu kesin. Ama sen yine yapabildiğin en iyisini yap. Sıralamada çok güzel bir yer gelecektir. Necdetin Erbakan Fenlisesi'ni veya Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni tanıtabilir misiniz? İstanbul tabii ki tanıtalım. Hocam matematik soru kalıpları videosu gelebilir mi? En azından 10 soru gelse işimize yarar. Arkadaşlar bırakın matematik soru kalıplarını. Matematiğin her tarzını sizlere ilk başta 27 Mayıs çarşamba detaylı son tekrarda anlattık. Biliyorsunuz yine dün hızlı matematik son tekrarımız vardı. Birazdan da hızlı Türkçe son tekrarımız var. Ardından kesin çıkacak matematik soruları tarzımız var 14 Haziran'da. Ve 18 Haziran'da da dünyanın en uzun sayısal canlı var. Burada da yine matematiğin son taktiklerini vereceğiz. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4 tane sadece LGS'nin son günlerinde yayınladığımız video var. Bunun harici tabii ki eski videolarımızda mutlaka izleyebilirsiniz. Hocam sınav günü ne yapmalıyız? Neyle gitmeliyiz? Sınav günü her zaman alıştığınız kıyafetlerle gideceksiniz. Bununla alakalı rehberlik videomuz da geliyor. Sınav günü asla sürpriz bir kıyafet, sürpriz bir yiyecek, sürpriz bir işte zamanlama, sürpriz bir davranış içerisine girmeyin. Her zaman yattığınız saatte yatın. Uyuyun, sabah kalkın, normal gidin, sınav arasında kimseyle konuşmayın. Bunları zaten söyleyeceğiz. Sınava kadar da sınav sabahı yapacağınız rutinleri kendinize alıştırın. Yani sabah kalkıp deneme çözmek gibi. Günlük okuluna baktığımızda Konya Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi... ...yine Türkiye'nin en başarılı liselerinden bir tanesi. Ee, Hukuk Fakültesi, Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Psikoloji Bölümü gibi birçok bölümleri alıyor... Hocam ne kadar çok sosyal bilimler lisesi tanıtıyorsunuz diyebilirsiniz. Ee, İbrahim hocamıza buradan selam olsun İbrahim Bey. O hocam sosyal bilimler lisesi de tanıtın dedi. Biz de onu kırmadık. Sosyal bilimler lisesini zaten biz sözelci olarak fazlasıyla tanıttık. Çok güzel liseler gerçekten. Hem fen liselerinden, hem anadolu liselerinden, hem de sosyal bilimler liselerinden Türkiye'nin en güzel okullarına gidebilirsiniz arkadaşlar. Ee, diğer bir okulumuz Adnan Menderes Anadolu Lisesi. Bu da yine Türkiye'nin en değerli anadolu liselerinden bir tanesi tıp fakültesi ve mühendislik fakültesi havada uçuyor. Zaten Adam biliriz, belli senelerde, belli dönemlerde Türkiye birincileri de çıkarabilen mükemmel birisi. Zaten diliminden de belli. Evet, bütün bu okullar sizleri bekliyor. Dezenfekte ettiler, tertemiz yaptılar, yıkadılar, e, temizlediler, parıldattılar ve hadi artık nerede bu öğrenciler diyorlar. O zaman siz de bu son 10 günde güzel güzel değerlendirip ardından da okulunuza yerleşin. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.